Ankara stüdyo olanları herkese merhaba. Bugün iki spor otoritesini konuk ediyoruz. Aydın Tufan'la Gündem Özel farklı konularla, farklı konuklarla her zaman olduğu gibi karşınızda. Bugün de sporun iki ünlü ismiyle bir aradayız. Hocam sizden başlayalım, sizi tanıyalım. Buyurun. Ben Volkan Ersöz. Vücut gelişimi ve fitnessla 33 yıldır ilgileniyorum. 45 yaşındayım. 11 yaşlarında başladım bu işe. Önce alaylı olarak, evet. Sonra mektepli olarak. Şimdi özel bir spor kulübünde Ankara'da Fırat Hoca ile beraber görev almaktayız. Milli takım, uluslararası hakemlik, özel PT dediğimiz özel birebir koçluk. Bunun yanında üniversitede görevlerim var. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Vücut gelişimi sevdalısıyız. Hayatımızı bu spora verdik. Bu iş bir sevda işi değil mi? Kesinlikle. Hayatımızı bu işten kazandık. Üniversitede bu branş üstüne okurken eşimle tanıştım. Yani her şeyimizi, işimiz, eşimiz. Eşiniz de sporcu. Evet, o da sporcu. Bu işle maaile uzun yıllardır uğraşıyoruz. Çocuklar? İki tane oğlum var. Ellerinizden öper cümlemizinkine. Birisi büyük, 9 yaşında. Birisi daha 2 yaşında. Büyük olan yine sporla uğraşıyor, basketbolla, boksla. Daha bu spora erken, çünkü bu sporun başlama yaşı minimum 14'lü yaşlar civarında olması lazım. Çünkü ciddi ağırlıkların altına giriliyor, ciddi efor sarf ediliyor. 14'lü yaşlarda başlandığı da çok yumuşak bir şekilde kişiye fazla yüklenmeden yapılması lazım. Daha erken olduğu için başlatmadık tabii onları, evet. Ama potansiyel var mı? Valla kendileri, anne baba sporcu olunca, kendileri spor olarak var tabii ki. Çok hırslı büyük olan. Küçük daha çok küçük. Ama bu işi yapar mı? Başka bir branşta mı uzmanlaşır? Tabii ki mutlu olması önemli bizim için. Memleket, evet. Hayırlı evlatlar olsunlar. Gerisi İnşallah. Onların vereceği bir karar. Ama çocuklarımızın herhangi bir sporu yapması önemli değil mi? Yani şöyle, konumuz aslında o değil ama ben yine çok ince bir parantez açayım. Tabii. Önemli, buyurun. Genelde çocuğumuzu hangi spora verelim gibisinden çok soru geliyor. Yani küçük yaşlarda özellikle jimnastik ve yüzme çok önemli. 8'li 9'lu yaşlarda ve daha ilerisinde ise takım sporları, basketbol, futbol, voleybol gibi sosyalleşebileceği takım, ekip oyunları, evet, evet. Paylaşmayı öğrenebileceği, evet. Şeylerde kolektif olsun. Kesinlikle çok önemli. Yani çocuklarımızı yönlendirirken bir kere jimnastik altyapısını çocuklara vermemiz lazım 3-4 yaşından itibaren. Yani jimnastikçi olmasa bile jimnastik çok çok önemli. Bunun dışında yüzme tüm vücudu ciddi çalıştıran bir spor. En azından yazları imkanı olanlar için yaptırabiliyorlarsa yüzmeyi tercih ederiz ve daha sonra takım sporları veya yine bireysel spor olabilir. Atletizm olabilir, futbol olabilir, takım sporlarından, bireysel sporlardan atletizm. Bu kişilerin artık imkanlarına, çocuğun sevgisine bağlı olarak bu yön alır. Tabii ki ilk başta çocuklarda da bu iş oyunla verilir. Çok profesyonel başlanılıp çocuğu da bıktırmamak lazım. Altyapı da önemli tabii ki burada. Buraya geleceğiz hocam. Evet. Detaylara ince. Milli sporcumuzu tanıyalım. Buyurun. Merhaba. Adım Fırat Ürün. Ben de 15 yıldır bu işin içerisindeyim. 2009 yılında Türkiye şampiyonluğuyla beraber milli sporcu oldum. Milli sporcu unvanını aldım. O yıl tekrardan yine Avrupa 5.liği, bir sonraki yılda Avrupa 3.liği devlet sporcusu unvanını aldım. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Öğretmenlik bölümü. Bu spora genç yaşta gönül verdim ben. Yani evet. Tam hocamın da dediği gibi 14'lü 15'li yaşlarda başladım bu spora. Çok erken yaşta müsabık mertebesiyle biraz tanıştım. Çok çabuk bir şekilde müsabık kademesine yükseldik. Hala müsabık olarak aktif bir şekilde yarışıyorum. İşte daha 2 ay önce hocamla beraber İtalya Venedik'te düzenlenen dünya şampiyonasındaydık. Oradan da şampiyonluğu aldık geldik çok şükür. Maşallah. Hangi kupa? Dünya kupası, evet, sonumuzdaki kupa. Hocamla beraber halen Volkan Ersöz Fırat Ürün olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah daha büyük başarılara, daha iyi yerlere geleceğiz beraber hocamla İnşallah. Beraber. Yıllardır beraberiz. Hocamla. Bu kupanın bir hikayesi var. O kupanın hikayesi anlatmakla bitmez. Buyurun.
Her ikinize de bu konuda söz veriyorum. Şimdi her ne kadar podyumda kupayı kaldıran bir kişiyse ama bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Evet. Bir takım çalışmasıdır. Şampiyonluk bir takım çalışmasıdır. Biz yıllardır, 10 yıldır hocamla, 9 yıldır hocamla beraberiz. Bu işe beraber baş koyduk. Bu işe beraber hazırlandık. Gerçekten şimdi bir şampiyonaya hazırlanmadan önce bu hedefinizi koyuyorsunuz. Bu şampiyonaya hazırlanırken bir ön hazırlık yapıyorsunuz, bir plan proje yapıyorsunuz. Hocanızla baş başa veriyorsunuz. Ne yapmalıyız, nasıl bir çalışma izlemeliyiz? Çünkü bu branş her vücutta veya her kişide farklı bir yol izlenebilecek bir evet. spor. Çünkü herkesin genetiği farklı, herkesin vücudunun çalışma sistemi farklı. Buna bağlı olarak da sistem de farklı oluyor haline. Hocamla bir yol belirledik, hedef koyduk. 1,5 yıl hazırlandık hocam bu evet. şampiyonaya. Tabii bunun öncesi de var. Aynen. Yani bunu, daha önce yapılan yarışmalar, önce... çalışmalar... bunun bir hazırlığı. Sadece evet. bir tek o değil. Hani sıfırdan başlayan birisi bir senede, 1,5 senede dünya şampiyonu olamaz. Kolay bir şey değil. Mutlaka bir spor altyapısının, özellikle bu sporda altyapısının olması lazım. Evet. 1,5 yıl önceden, işte bir en son girdiğimiz 2015 yılındaki dünya şampiyonasından sonra hazırlanmaya başladık tekrardan. Planımızı, programımızı yaptık. Hangi yarışmaya hazırlanacağımızı bir program çıkardık. Beslenmemizi ona göre dizayn ettik. Antrenmanımızı ona göre. Özel hayatınız bile ona göre düzenlendi. Şimdi bu iş özel hayat dediğim sosyal hayatı birazcık kısıtlayan bir iş. Çünkü vücut geliştirme sporu fedakarlık istiyor. Her spor zaman, olduğu gibi. Her zaman söylediğimiz gibi vücut geliştirme sporu sadece salonda yapıp da biten bir spor değil yani. Ben bir saat antrenmanımı yaptım. Benim işim bitti diyebileceğiniz bir spor değil. Bu spor 7/24 bir spor. Salondan çıktığınız zaman, sadece salondan çıktığınız zaman değil, sabah yataktan kalktığınız zaman salona, antrenmana gidene kadar, antrenmandan sonraki süre, beslenmeniz, dinlenmeniz, uyku düzeniniz bile önemli. Uyku düzeniniz, hayatınızı nasıl yaşadığınız, yaşam kaliteniz, her şey bu işte faktör. Yani sadece ben antrenmanımı yaptım, bitirdim diyemiyorsunuz kesinlikle. O yüzden sosyal hayatı biraz kesinlikle kısıtlıyor yani, kısıtlamıyor evet. diyemeyiz. Çünkü bütün hayatım bu oluyor. Çünkü sürekli onu yapıyorsun. Şimdi bu kolay bir iş değil çünkü. Sürekli olarak vücudunu dinlemen lazım. Vücudunda belli ayarlar yapman lazım. Diyetini dizayn etmen lazım. Sürekli bir düşünce var. Sürekli bir istişare var hocamla. 7/24 iletişim halindeyiz zaten hocamla. Zaten yan yanayız. Aynı spor tesisinde beraber çalışıyoruz. Yan yana olmamıza rağmen o bile bazen yetmiyor bize. Yani istişare yapma evet. konusunda. Hocam şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, şu antrenman tekniğini mi kullansak, bu beslenme tekniğini mi kullansak diye sürekli bir düşünce halindeyiz yani. O yüzden ummalı bir çalışma. Çok şükür ama sonucunu aldık evet, hocamla beraber. Aldık. Kupayı kaldırdık yani. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Bu şampiyonanın arkasında neler yatıyor? Nasıl yani bir hazırlık dönemi? Dediğim gibi özellikle... Dünya şampiyonu olmak... Her baba yiğidin harcı değil. Evet yani bu aslında eminim ki her spor branşında... aynı merdivenleri çıkmak gerekiyor diye söyleyelim. Bu merdivenleri çıkarken de tek başınıza yapamıyorsunuz. Mutlaka bir ekip işi, ekibinizin sağlam olması lazım. Sağ olsun bizim kendi spor kulübümüz bize çok destek verdi. Etraftan çok destek geldi. Bir kere Fırat'ın da dediği gibi bu işin en önemli şeylerinden biri beslenmedir. Aylık bu sporcunun yiyebileceği, böyle bir sporcunun yiyeceği sadece et miktarı 1500 lira civarında olur. Yani pahalı bir spor. Pahalı bir spor. Çok ciddi pahalı bir spor çünkü çok ciddi beslenmeniz gerekiyor. Yani sadece makarna yiyerek, ekmek yiyerek olmuyor. Maalesef çok ciddi protein, ciddi kaliteli yağ, ciddi kaliteli karbonhidrat almanız gerekiyor. Günde ortalama 8 ila 10 öğün arasında az ve sık yemeniz gerekiyor. Tabii bunlar yıllardır yaptığımız şeyler ama her yarışma için farklı bir sistem uyguluyorsunuz. Çünkü Fırat'ın yaşı büyüyor. İşte bir öncekinde kas kitlesini büyütmemiz gerekirken şimdi kas kitlesinde yağı atmak daha önemli bir hale geliyor. Çünkü oraya gelen dünyadan bir sürü yarışmacı var. Hepsinin formu çok farklı. Herhalde görüntülerde verecekler onları. Evet. Geliyor arkadaşlar. Bunlar kişinin uykusu, demin konuştuğumuz dinlenmesi, bu antrenmanın periyotlaması. Yani 1,5 sene önce diyorsunuz ki biz ilk 3 ay bunu yapacağız.
ikinci üç ay bunu yapacağız. Onların içinde mikro plan dediğimiz küçük planlarımız var. İşte şu antrenmanı yapacağız, böyle değiştireceğiz. Son 6 ay kala buraya geleceğiz diyoruz. Bakıyoruz formumuza göre dediğimiz yerde miyiz, daha mı öndeyiz, daha mı gerideyiz? Ona göre farklı bir plan yapıyoruz. Beslenmemizi her gün düzenliyoruz. Şöyle düzenliyoruz işte. Atıyorum 6000 kalorilik diyetle başlıyorsunuz. Bunu 2300 kalorilik... Bilimsel çalışma. Böyle olmak zorunda. Gerçekten vücut gelişimi çok bilimsel bir spor. İyi okunup, iyi çözüldüğünde kişiye ciddi sağlık getiren, tabii yarışmacı anlamında bahsetmiyorum, evet, dışarıdaki insanların yapmasından bahsediyorum. Çok faydalı bir spor. Haftada 3 gün 35-40 dakikalık bir ağırlık antrenmanı, üstüne de işte koşu bisiklet dediğimiz kardiyovasküler antrenman bir 30-35 dakikalık haftada 3 gün yapıldığında kişiye ciddi sağlık getiriyor. Tabii yarışmacı boyutu işin her farklı yaşta kısmı. İnsan yapamaz değil mi? Her yaşta insan yapabilir ama her yaşta insan yarışabilir mi? 70 tabii. yaşında hiç spor geçmiş olmamış bir adamı alıp yarıştırmaya kalkarsanız bu ciddi sorunlar yaratabilir. Ama 20 yaşından beri bu işi yapıp 70 yaşına gelmiş hala 70 yaşın üstünde yarışan insanlar var bu branşta. Yani ben şimdi yapmaya başlasam yapabilir miyim? Sağlık için yapabilirsiniz. Sağlık. Hatta yapmanızı tavsiye ederiz. Ama yarışmacı olabilir misiniz? Şöyle tanıdığım çok sevdiğim birkaç arkadaşım var. 40 yaşında bu işe başlayıp masterlarda ustalar kategorisinde dediğimiz 40-50 yaş 60 yaş üzeri olmak üzere branşları vardır bunların. Yarışan şu anda arkadaşlarımız, abilerimiz var. Sağlıklı yaşam için de yapılabilir. Sağlıklı yaşam için kesinlikle yapılması özellikle lazım. Özellikle kilo vermek isteyenler değil mi? Evet. Mutlaka ağırlık çalışmaları ve kardiyovasküler antrenmanlar, yürüyüş tarzı antrenmanlar haftada minimum 3 gün, maksimum 4 gün şeklinde sağlık için yapılabilir. Kolesterolü düşürür. Ota, çöpe, çaya vesaireye yönelmek yok. Hiçbir şeye yönelmeye gerek yok. Yani bir şeyler yiyip de vücudun dengesini bozmaya gerek yok. Hayır hayır. Sağlıklı beslenerek günde 3-4 az ve sık öğün. Kaliteli besin dediğimiz lifli gıdalar nedir? Kaliteli sebzeler. İşte kızartmadan uzak durarak. Kaliteli meyveler. Bunun yanında kaliteli protein dediğimiz kırmızı et. Tavuk ama tabii ki artık tavuk bir de artık günümüzde bir organik olayı çıktı biliyorsunuz. Evet. Biz küçükken annelerimiz bir tavuk pişirirdi düdüklüde 2,5 saatte 3 saatte pişmezdi o sapsarı evet, çıkardı. Evet. Şimdi öyle tavuk yok. Yani öyle tavuk var kırmızı et fiyatına. Evet. Hani sağlıklı beslenmek gerçekten önemli. Bizim branşımızda biraz protein lazım. Bunu da en çok yumurta ve kırmızı etten karşılamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi kaliteli tavuk olursa, hindi olursa okey. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunun yanında bol taze balık, bol dediğim gibi yeşillik, salata az ve sık yiyerek, buna dikkat ederek, mümkün olduğu kadar bir kere alkol ve sigaradan uzak. Kötü alışkanlıklara. Kesinlikle. Mesela Fırat'ı ben bunu her zaman örneğini veririm. Evet var çok, her branşta var sigara içen, alkol alan sporcu ama bugüne kadar hayatta ağzına bir yudum alkol sürmemiş bir sporcu. Ağzına bir kez bile sigara sürmemiş bir sporcu Fırat. Bu da Fırat'ın ayrıcalığı. Tabii genetik faktörler önemli yarışmada. Şimdi herkesten Hüseyin Bolt olmaz. Herkesten bir Naim Süleymanoğlu olmaz. Naim Süleymanoğlu'nun özelliği nedir? Omuriliğinin daha geniş, daha güçlü olması. Halter için yaratılmış. Bir Allah vergisi değil mi? Kesinlikle. Özellikle tabii, bunu bu işe artık, bunların ölçümleri için var. Çocuklarda yapılıyor. Şimdi çocuğun boyu eğer 18-20 yaşına geldiğinde 1.60'da kalacaksa bu çocuğu basketbola, voleybola yönlendirmenin bir anlamı yok. Fırat'ın da genetiği bu spor için yaratılmış. Kasları çok ciddi ve çabuk cevap veriyor uyaranlara. Her antrenmanda ciddi büyüyebiliyor. Yaşına göre çok ileri düzey bir sporcu. Vücut geliştirmeye uygun bir fiziği var. Bunun üstüne zaten koyarak gitmeyi düşünüyoruz. Dünya şampiyonluğunun üzerinde 1-2 dünya şampiyonluğu da alıp ondan sonra profesyonel yarışmalar, pro dediğimiz profesyonel yarışmalarda yarışmak istiyoruz. Gelecekteki planımız da bu zaten. Buna göre düzenliyoruz her şeyimizi. Bu işten para kazanıyoruz. İşimiz bu. İnsanları alıp yarıştırıp herkesi yarışmacı yapmıyoruz. İşte bir iş adamı geliyor. Dizi sakat, beli sakat, obez. Bu adamı alıyoruz. Biz bir sene içerisinde zayıflatıp, kaslandırıp, güzel, sağlıklı bir hale getirip o sakatlıklarından arındırıyoruz. Bu kişiyi alıyoruz, ailesine evinde nasıl doğru beslenmesi gerektiğini öğretiyoruz. Çocuklarını spora yönlendiriyoruz. Bütün hayatını değiştiriyoruz. Saç tıraşından bindiği arabaya kadar yeri geliyor müdahale ediyorsunuz. Bizim evet. işimiz bu aslında. Ama bizim işimizin şov kısmı ve bizim sevdiğimiz kısmı da yarışmak. Senede bir veya iki kere de yarışarak kendi egomuzu tatmin ediyoruz mu diyeyim.
En güzeli Türk bayrağını dalgalandırmak. Şüphesiz. Kesinlikle. Yani bunun üstüne daha büyük bir zevk tanımıyorum sporda. Milli marşımızı okutmak. En güzel. Kupayı aldığımız dönemde orada kimler vardı? Başka ülkeler? Tabii başka ülkeler de oluyor. Kendi ülkemizden kendi yarışmacı arkadaşlarımız oluyor. Bizim gibi farklı sikletlerde yine dünya şampiyonları oluyor. Bu gittiğimiz yarışmada çok fazla Türk ekibiyle gittik. Ekibin başında Orhan hocamız vardı. Çok sevdiğim benim bir kardeşim, arkadaşım. O da uzun yıllardır bu iş yapıyor, Melek Hoca. Çok güzel bir ekiple gittik. Çok 10 numara, 5 yıldız diye bir laf var ya son zamanlarda kullanılan. Böyle bir ekiple gittik. Çok güzel bir yarışma çıkarttık. Güzel derecelerle geldik. Böyle olunca da biz de mutlu oluyoruz tabii. Türk bayrağını ne kadar dalgalandırırsanız, ne kadar İstiklal Marşı'nı söyletirseniz bu bizim için en büyük keyif birincilikle. İkincisi de işimizin profesyonel parçası. Her zaman şöyle söylerim. Dışarıda birçok marka araba var. İyisinden kötüsüne. Evet. F1 vites diye bir şey var artık arabalarda. Şimdi Formula 1 yarışları olmasaydı biz bu dışarıda F1 vitesli arabaları süremezdik. Biz için hem Formula 1 kısmını yapmaya çalışıyoruz hem de insanlara sağlık verip o F1 vitesli arabaymış gibi sağlıklı bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Bir de sporda hep sıkıntılı olan İşte doping konusu var. Evet. Yani bu sporda da farklı ürünler de kullanılıyor. Evet. Bir sektör, bir piyasası evet, var kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Buradan nasıl korunuyorsunuz? Nasıl şöyle, mücadele ediyorsunuz? Aslında Türkiye'de Vücut Gelişme Fitness Federasyonu şu anda Spor Bakanlığı, bakanımızın en tepeden en aşağıya doping konusunda çok ciddi uygulamaları var. Özellikle son 5-6 yıldır. Dünya üstünde hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar ciddi doping kontrolü yapılmıyor. Biz çok karşıyız buna yani federasyon olarak. Fakat profesyonel spor olduğu sürece bunda doping olacaktır. Yani bugün olimpiyatlara gittiğinizde işte sporcular mutlaka bir ergojenik yardım, doping dediğimiz bir şeyler kullanıyorlar. Bizim branşımız veya diğer branşlarda isim vermemiş bir branşı kötülemek anlamında söylemiyorum bunu. Şimdi halkta insanlar diyorlar ki işte falanca sporcu dopingli çıktı. O da diyor ki ya işte başım ağrıyordu da bir işte ağrı kesici almıştım ondan çıktı. Böyle bir şey yok. Bunu kullanıyor insanlar. Yurt dışında bütün sporcular kullanıyor. Siz bunlara karşı yarışmaya çalışıyorsunuz. Buradaki ülkenin tutumu çok önemli. Evet. Tabii ki sokaktaki sedanter dediğimiz spor yapan insanların böyle şeyleri kullanmaları doğru bir şey değil. Ama profesyonel sporcularda kullanım mutlaka oluyor. Fakat Türkiye'de şu anda çok ciddi bir doping kontrolü var. Ve biz girdiğimiz her Türkiye şampiyonasında bunun testini vererek, idrar testi veriyorsunuz. Biz bundan temiz olarak çıktık. Bizim için önemli olan zaten bunu kanıtlayabilmek. Bunun dışında bizim branşımız görsel bir spor. Yani evet. Tamamıyla şova dönük. Şova dönük ayna karşısında yapılan bir spor. Bugün aynası olmayan bir vücut geliştirme fitness salonu düşünemezsiniz. Çünkü kimse gitmez oraya ayna olmadan. İnsanlar kendini görmek isterler. Zayıfladığını, kaslandığını. Görsel bir spor olduğu için de bizim branşımızda daha dikkat çekiyor. Çünkü bir bisikletçi bir ilaç, bir doping kullandığında vay ne kullandın diye sormaz dışarıdaki adam. Ama bir vücutçu kolları 55 santim kollarla geldiğinde Fırat gibi bir sporcu oturduğunda abi ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne kullanıyorsun diye sorar. Görsel bir şey. Bizim branşımızda bu protein tozları ki özellikle bizde son bir aydır televizyonlarda çok revaçta bu konuyu da açmışken girelim. İşte amino asitler, protein tozları, bu supplement dediğimiz ek besinler veya bilimsel adıyla üniversitelerde beden eğitim bölümlerinde ergojenik yardım denir. Bunlar bizim branşımızda ve diğer branşlarda mutlaka var. Bu protein tozu işte çocuğum kullanacak zararlı mıdır diye anneler geliyor 17-18 yaşındaki çocuklara. Bu protein tozları bildiğimiz bebek mamasının sporcular için olanıdır. Bunların eğer orijinalse, merdiven altı yapım değilse hiçbir zararı doğru kullanıldığında yoktur. Eğer kişi bir kere 18 yaşından büyük olmalı. Yani böbrek ve karaciğer fonksiyonları tam olmalı. Çünkü proteinsiz toz olarak aldığınızda normalde yiyerek alacağınız 15-20 gramın üstüne ekstra 20-25-30 gram 2 kaşık alırsanız, 2 porsiyon alırsanız tabii sıkıntı. Çarpı 2, 60 gram. Bunu vücut sentezleyecek mi? Önemli olan bu bir de. Sizin almanız değil. Vücut bunu sentezliyor mu? Evet. Şimdi bunu doğru olarak kullandığında bir zararı yoktur. Ama biz kimseye önermiyoruz. Bir kere bu işin temeli doğru beslenmedir. Gerçek yemektir.
Eğer siz yemeğinizi dört dörtlük yaparsanız, hatta dört dördünün de üstünde yani yapmanız doğal lazım. Doğal gıdalardan evet, kesinlikle, besin önemli. Kesinlikle. Bunun üstüne örnek veriyorum, profesyonel sporcu yarışıyorsanız o zaman antrenmandan sonra bir kaşık protein tozu kullanabilirsiniz. İşte mesela glutamin dediğimiz bir amino asit var. Bugün bunu lösemili çocuklara veriyorlar. Bağışıklık sistemini geliştiriyor. Enerji metabolizması üzerinde evet. Faydaları var. Şimdi bir sporcu çok ciddi kas yıkımı yaptığı zaman gece vücudun toparlanması için bundan bir kaşık almasının bir zararı yok. Dediğim gibi orijinal malzemelerden bahsediyorum. Çünkü evet. Çok merdiven altı malzeme var. Bazı kalem malzemeleri kullanmak zararlı değildir. Ama profesyonel olup bu düzeye gelene kadar bu işin antrenmanını ve beslenmesini dört dörtlük yaptıktan sonra. Bize şu geliyor. Hocam ben sabah kahvaltı yapamıyorum. İşte protein tuzu içmek. Bu değil olay. Sen o kahvaltıyı normal yapacaksın. Normal beslenmeni yap. Hele bu sporu yapıyorsan bu işte en önemli şey dediğim gibi beslenmeyi yapacaksın. Beslenmiyorsan bu işi yapmanın anlamı yok. O zaman çık haftada 3 gün 4 gün 45 dakika tempolu koşular yap. İşte parkta da biraz barfix dips yap. İşte bir iki hareket yap yeter. Sen kaslarını geliştirmek istiyorsan, bu sporu yapmak istiyorsan o beslenmeyi dört dörtlük yapmalısın. Peki hocam size döneceğim de bu kasları görünce bu işin püf noktası ne? Yani bizi izleyenlere biraz daha böyle anlayacağımız dilde bu kasları nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu işin bir püf noktası veya bu işin sihirli bir değneği yok. Yok. Şimdi herkes öyle zanneder. Gün içerisinde sosyal medyadan olsun, özel olarak olsun binlerce, yüzlerce mesaj alıyoruz. Hocam şöyle mi yaptınız da böyle mi oldu? Kesinlikle bir kestirme yolu yok. İlk önce onu evet. Bilmek lazım. Şimdi bu iş tamamıyla disiplin işidir. Yani hocamın da dediği gibi ilk önce bu işe bir genetik yatkınlığının olması lazım. Bizim vücut tiplerimiz var mesela. Ektomorf dediğimiz, mezomorf dediğimiz, endomorf dediğimiz. Hani fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursam, ektomorf dediğimiz daha ince kemikli, dar omuz yapılı insanlar. Endomorf dediğimiz daha yuvarlak hatlara sahip, kilo almaya müsait olan insanlar. Mezomorf dediğimiz atletik yapılı, bu işe en yatkın olan insanlar. Evet. Şimdi genetik burada büyük faktör oynuyor. Genetiği çıkardıktan sonra işin içinden, İşin içine disiplin giriyor artık. Disiplin de nasıl giriyor? Beslenme, antrenman düzeni, uyku, kaliteli yaşam, size uygun yapılan antrenman, size uygun yapılan beslenme. Antrenman derken neyi kastediyoruz? Şimdi antrenman derken... Günlük bir programınız veya haftalık programınız nasıl? Şimdi öncelikle güçlü kaslara sahip olmak istiyorsanız veya büyük iri kaslara sahip olmak istiyorsanız ilk önce sağlıklı bir insan olmanız lazım. Nasıl sağlıklı bir insan olmanız lazım? İlk önce dolaşım sisteminizin kuvvetli olması lazım. Bizim kardiyovasküler sistem dediğimiz kalp, akciğer, damarlarımız, bütün bu dolaşım sistemini içine alan bir kardiyovasküler sistem dediğimiz bir sistemimiz var. İlk önce bunun güçlü olması lazım. Bunun güçlü olması için de ne yapmamız lazım? Bizim kardiyovasküler egzersiz dediğimiz egzersizler var. Şu an pek çok kişinin yaptığı tempolu yürüyüş, hafif koşular, bisiklet. Yani bizim maksimum, herkesin yaşına göre bir maksimum nabız aralığı vardır. Evet. Bizim maksimum nabzımıza göre hani %60, %80 şiddeti arasında yapılan egzersizlerdir bunlar. Aerobik egzersiz dediğimiz egzersizlerdir. Güçlü bir fiziğe, güçlü bir vücuda, kaslara sahip olmak için ilk önce dolaşım sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekir. Yani kardiyovasküler egzersiz yapmamız lazım. Çünkü bizim kalbimizi güçlendirmemiz lazım. Kalp damar sağlığımızı güçlendirmemiz lazım. Ve oksijen kapasitemizi arttırmamız lazım. Oksijen kapasitemizi de arttırdıktan sonra güçlü, sağlıklı bir fiziğe sahip isek, kuvvetli bir kardiyovasküler sisteme sahip isek, bizim direnç egzersizi dediğimiz ağırlık egzersizlerimiz vardır. Çünkü kasın gelişebilmesi için belli bir miktar yıkıma uğraması gerekmektedir. Biz bu yıkımı ağırlık egzersizleriyle bu kasa yapıyoruz. Aşama aşama. Aşama aşama, aynen. Şimdi yeni başlayan bir insana bu işe yıllarını vermiş, 14 yılını, 15 yılını vermiş bir insanın programını uygulayamazsınız. O insanı güçlendirmezsiniz. Aksine o insanı sakatlarsınız. Bu işi yaparken bebek adımlarıyla yapmanız lazım. İlk önce yavaş yavaş emeklemesi evet. Lazım. Ondan sonra yandan tutunarak yürümesi lazım. Taytay yürümesi lazım. Sabır istiyor değil mi? Sabır. Kesinlikle sabır istiyor. Bu işte kesinlikle acele etmemek lazım. En temelinden almak lazım. İlk önce insanlara spor yaptırırken
bu sporda nelere dikkat etmesi lazım, onu öğretmek lazım. Yani mesele sadece bir ağırlığı takıp da hareketi yapmak değil. Hareketi yaparken nelere dikkat etmesi lazım, nasıl hareketi yapması lazım, nasıl nefes alıp vermesi lazım, postürünü nasıl düzeltmesi lazım. Kişi bir de bu işi yapan herkes veya bu işi yapmaya heveslenmiş herkes sağlıklı bir birey olmuyor mesela. Hocamın da bahsettiği gibi kilolu olabilir. Bir sakatlığını gidermek için egzersiz yapmaya başlayabilir. Şeker hastası olabilir. Tansiyon hastası olabilir. Kalp hastası olabilir. Herkesin amacı farklı. Herkesin ulaşmak istediği hedef farklı. Şimdi bu sporda genel grafiğe baktığımız zaman sadece bodybuilding olarak bunu sabitlememiz çok yanlış olur. Bu sporun alt kısmına indiğimiz zaman işte wellness, fitness kademe gidiyor. Evet. Wellness, hani sağlık için spor, bireylerin nasıl günlük yaşamını daha iyi daim ettirebilmeleri için, sağlıklı bir birey olmaları için gereken her şeyi yaptıkları bir branş. Evet. Fitness daha çok hani biraz daha fiziğin daha toplu olduğu, daha yine sağlık çerçevesi içerisinde kas kütlesinin bir miktar daha fazla olduğu, amaca yönelik antrenmanların yapıldığı. Bodybuilding bu işin en üst kısmı. Formula 1 kısmı artık. Evet. Hocam da kademe diyor ki kademe. Aslında orada. Peki diyor sen diyor bu gençler diyor bir iki tüyo ver de diyor. Böyle diyor biraz diyor kaslarını büyütsünler diye sordu. Evet, sen olayı yani güzel anlattın ama biz biraz tüyo istiyoruz yani. Sen batı duyanlara tüyo verelim yani, istiyorum. Şimdi öncelikle gençlere benim söylemek istediğim şu var. Şimdi bizim hayatımızda internet diye bir şey var. Aynen. Şimdi bu internet hem bizim çok işimize yarıyor hem de bizim başımıza bela. Evet. Neden? Yanlış kullanırsak. Şimdi interneti doğru kullanırsanız çok iyi şeyler öğrenebilirsiniz. Kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. Ama yanlış kullanırsanız da çok yanlış şeyler yapabilirsiniz. Evet. Şimdi internete merak ettiğiniz bir şeyi yazdığınız zaman örnek veriyorum. Şu an gençler deli gibi ben kas kütlemi nasıl geliştiririm, nasıl daha büyük olabilirim, daha iri olabilirim. İnternetten bunu araştırıyorlar. Araştırsınlar, araştırmasınlar demiyorum. Yalnız internette bu işle ilgili feci bir bilgi kirliliği var. Evet. Maalesef her alanda olduğu gibi. Her alanda olduğu gibi bilgi kirliliği var. Yani örnek veriyorum hiç alakasız böyle kaynağı belli olmayan, referansı belli olmayan bilgiler. İşte şu sporcu şöyle yapmış da kocaman olmuş. Şu kişi 4 ayda bilmem inanılmaz sonuçlar almış. Böyle bir şey yok. Çok kısa sürede çok iyi sonuç almak diye bir şey yok bu işte. Evet. Bu işte o kadar bilgi kirliliği var ki şimdi bunların içinden insanlar doğrusunu da seçemiyor. Gençler doğrusunu da seçemiyor. Nasıl şimdi gençler nasıl seçecek bu işi? Bu işte profesyonel destek almaları lazım. Evet, bir rehberi olacak. Bir rehberi olması lazım. Bir kulübü olacak. Evet. İnternetten spor salonu olacak. Topladığı bilgilerle yanlış doğru bunu uygulayarak çözümlemesi bir insanın ömrü yetmez yani. Ve de onu hayatını da tehlikeye atar değil mi? Kesinlikle. Evet. Sakatlanabilirsin, sağlığını bozabilirsin, hormonal dengeni bozabilirsin, vücudunun genel işleyişini bozabilirsin. Yani bu bilgilere sahip oluyorsa bile mutlaka bir bilene sorsun, hocasına sorsun. Profesyonel destek bu noktada çok önemli. Çok önemli. Kişi gelsin, hocam böyle böyle bir şey var, bu nasıl çalışıyor, bu nasıl işliyor veya ben nasıl yapabilirim? Şimdi dediğim gibi bu insan, her birey farklı. Her insanın vücudunun çalışma sistemi farklı. Peki o doğru hocanın olduğunu, o hocanın doğru olduğunu nereden biliyorsun? Şimdi günümüzde herkes hoca. Bu ikinci aşama değil mi? Herkes hoca şimdi. Evet. Herkes 3 günlük bir şey alıyor veya 5 gün spor salonuna gidiyor. Hatta biz bunu esprilerinde yaparız. 6 gün sonra Türkiye şampiyonuna akıl veriyor. Bir ay sonra Mr. Olympia dediğimiz bizim en üst yarışmamız var. Adam Mr. Olympia kendinde. Biz doğru hocayı nasıl bulacağız? Her kasları büyük tabii olan doğru hoca mı? Evet. Çünkü bir nebze özel salonlarda ticari yerler. Kesinlikle. Onlar da ticari sonuçta, olduğu için sonuçta özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bu iş iyice ticarete dönmüş durumda. Bir de bunlar bayan kısmı var değil mi? Bayanların evet, ilgi bayanlar da var, var tabii ki. O da farklı bir dal değil mi? Evet, bayanlarınki daha farklı tabii. Şimdi bayanların vücut geliştirme dediğimiz o çok kaslı gördüğünüz bayanlardan sokakta görme imkanınız yok. Bizim ülkemizde de zaten toplasanız 2-3 tane böyle bayan var. Yurt dışında
biraz daha fazla. Bayanların şu anda yaptığı o kadar kas gelişimi değil de daha böyle daha görsel. Evet, güzellik yarışması gibi bizim wellness bikini dediğimiz branşımız var. Artık daha böyle plaj vücudu gibi yağsız, ince belli, işte kaslarının çok böyle büyük olmadan, böyle damar damar olmadan daha bayana yakışır, daha feminen vücutlar var. Onlar tercih ediliyor şu anda. Çünkü erkeksi görünüme kavuşursa şimdi bayan ben bir özelliği kalmıyor. Ben 33 yıldır bu işte uğraşan biri olarak, bir erkek olarak ben de podyumda öyle bayanlara puan veriyorum hakem olarak ama profesyonel bodybuildingçi bayanlardan ziyade bir erkek olarak ben de erkek gözüyle baktığımda ben de o plaj vücudunu, bikini dediğimiz vücudu tercih ederim. O kadar kaslı bayan vücudunu tercih etmem açıkçası. Hocam biraz milli takıma gelelim, federasyona gelelim. Evet. Devlet imkanları nasıl, federasyonun yapısı nasıl, siz uluslararası müsabakalarda devlet bu spora sahip çıkıyor mu, bakanlık sahip çıkıyor mu, bunlara girelim. Şimdi yani şöyle, bazı branşlar olimpik branştır. Halter, güreş, atletizm gibi, futbol gibi, takım sporları gibi. Bizim branşımız olimpik geçmez, yarı olimpik. Dolayısıyla bizde ödül yönetmeliği onlara göre daha azdır. O yüzden bireysel sporlarda daha çok gözüküyor bu ama bizim branşımızda ödül yönetmeliği az olduğu için insanların teşviği biraz düşük oluyor. Keşke devlet biraz daha fazla bir ödül, bir şey koysa daha iyi olur. Ama onun dışında bakanlık, federasyon olarak tabii ki branşa sahip çıkılıyor. Ama federasyon olarak yurt dışına gittiğimizde aldığımız dereceler bizi çok sevindirirken hangi branşta olursa olsun bize bakanlığın verdiği bir tek şey var. Birinci olmasanız da bize doping sporcu çıkartmayın diyorlar. Evet. Yani ilkeli bizim olalım. Ülkemizde evet en önemli şey Türk bu. Türk sporcusuna yakışır, ilkeli olalım. Aslında şöyle de bir şey var. Bugün diğer ülkeleri, Amerika bunların başında geliyor. Çin, Rusya bunların başında geliyor. Çok ciddi ilaç ve doping kullanımı var. Devlet bunları şöyle destekliyor. Devlet bunlara, bunların doktorlarını veriyor, sağlıklarını bozmadan performanslarını arttırmak için bir şeyleri kullandırıyor ve şampiyonluğa götürüyor. Bizde ise öyle değil. Bizde adam yarışmaya çıkmadan önce veya yarışmadan iner inmez bizim branşımızda idrarını verir, dopingli ise men edilir ve ciddi ceza alır. Aslında ülkece bir şeyler yapmak istiyorsak kişiye zarar vermeden bu ergojenik yardım dediğimiz doping kısmı değil ama bu işin daha sağlıklı kısmını, mesela bugün zararının olup olmadığı belli olmayan peptit dediğimiz bazı malzemeler çıktı. Mesela bunların nasıl doğru kullanılacağını, supplementlerin beslenme nasıl doğru olacağını sporculara yönlendirecek, anlatacak belli seminerler yapılması veya belli eğitmenler tarafından bunların eğitilmesi, bunların desteklenmesi daha doğru olur, daha bizi ileriye götürür diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bugün eczanede satılan bir sürü ilaç var ve hepsi de doping malzemesi olarak geçiyor. Siz eczaneden gidip 5 liraya, 10 liraya bunu alıp kullanabiliyorsunuz. Yarışmacı olmanıza gerek yok. Bugün sokaktaki adam kollarımı 3 santim daha büyüteceğim diye gidip o hapı, o iğneyi, o ilacı 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya alıp kullanabiliyor. Ama yanlış. Yanlış çünkü sağlığını bozacak. Evet. Şimdi işin bu iş bir bıçak gibidir. Doktorlarla biz çok görüşüyoruz ve derler ki keskin bıçak. Bir steroid doping dediğimiz şeyi hastaya eğer bir şeyi kaybediyorsa onu gerçekten kurtarmak için verirler. Burada kaybedilen bir şey yok. Siz sadece kollarım biraz daha büyük olsun, daha mükemmel olsun, biraz daha olayım diye siz sağlığınızdan oluyorsunuz. Adam bundan bir tane de almıyor. Belki doktor hasta, adam yanık hastası, ciddi 3. 4. 3. derece yanık var mesela. Çok ileri seviye, diyor ki şundan verelim, bir tane yutsun, sallıyorum. Sporcu gidiyor, adam sağlıkla hiçbir şeyi yok. Ondan gidiyor 10 tane yutuyor. Karaciğer, böbrek, işte kalp, damar sistemi. Evet, ondan sonra sıfır, da aynen, önüne geçilmeyecek sağlık öyle sorunları çıkıyor. Aynen yani öyle. Yani bu işi doğru antrenörlerle yapmak lazım. Bu işi illa yarışmacı boyutunda değil, sağlık için doğru salonlarda, düzgün insanlarla iyi araştırarak yapmak lazım. Her ben eline belgeyi alan, işte 3 günde hoca olan adama evet bu adam çok iyi biliyor dememek lazım. Bu kişiyi iyi araştırmak lazım. Hocam size döneceğim, oraya bir nokta koyuyorum. Yarışma deyince bir halterde halter kaldırılıyor. Güreşte rakibim var. Burada neyle yarışıyorsunuz? Şimdi
Kıstasları ne? Neye göre değerlendirme yapılıyor? Vücut geliştirme sporu birazcık hani basite indirgeyecek olursak biraz modellik gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani hani yani podyumda hakemler neye puan veriyor? Şimdi tamamen görsel bir spor. Burada bodybuilding'de bakılan siz podyuma çıktığınız zaman şimdi bunun sikletleri var her sporda olduğu gibi. İşte en 65 kilodan başlıyor. 100-110 kiloya kadar bunun sikletleri var. Siklet siklet gidiyor. Podyuma çıktığınız zaman burada kıstas alınan, bakılan sizin ne kadar büyük olduğunuz, ondan sonra kaslarınızın ne kadar belirgin olduğu, üst tarafınızla alt bacak kısmınızın ne kadar birbirine eşit olduğu, simetri dediğimiz olay, armoni dediğimiz olay. Sağ sol. Yani sağ sol simetrisi. Yani sadece podyuma çıktığınız zaman mesela podyumdaki en büyük kişi olmanız sizi birinci yapmıyor. Aynı zamanda yağ oranınızın çok düşük olması lazım. Definasyonunuzun, kaslarınızın yani belirgin olması çok önemli. Simetri çok önemli. Eşitlik çok önemli. Bunlara bakılarak puanlama yapılıyor. Ve en iyisi bu noktada birinci oluyor. Bakılan bunlar. Hocam uluslararası hakem benden daha iyi bir şekilde yani açıklayabilir. 100 metre yarışında dediğiniz gibi koşar, en yakın bile olsa kameradan ağır çekimden bakarlar veya halterde bellidir kaç kilo kaldı, 182,5, öbürü kaç kaldırdı, 182, öbürü 1 olur. Bizde direkt bir şey yok, evet, görsel bir spor. O yüzden biz baktığımız zaman sikletlere göre, bazı branşlarda boy da devreye girer, klasik bodybuilding dediğimiz gibi branşlar vardır. O aynı kategorideki kişilerin alt, üst ve sağ sol uyumu. Kaslarının ne kadar şimdi mesela düşünün ki adamın kolları kocaman, üstü kocaman ama bacakları kalem gibi. Patatese kürdan sokmuş gibi biz böyle söyleriz, örnek veririz. Evet. Şimdi o adamın birinci olma gibi bir şans yok. Üstü isterse hepsinden iyi olsun. Denge veya olacak. Biri çıktı üstü zapsayı. Ahenk uyum olacak. Evet. Sırtı, yandan pozları, önden pozları ve bu kasların ne kadar derin, belirgin olduğu ve o kasların ne kadar yağsız ve lif lif gözüktüğüne kadar hepsine bakarız. Bunların hepsinin bir puanlamasını yaparız. Hatta şöyle bir sistem vardır. 9 tane hakem vardır. En iyi 2 puanı verilen silinir. En kötü 2 puan silinir. O geriye kalan 5 puanın ortalaması alınır. Evet, öyle de bir değerlendirme. Hak geçmesin diye. Böyle bir değerlendirmesi vardır. Podyumdaki en iyi kişiyi seçersiniz. Bir de o olur zaten genelde. Hocam, programın son dakikalarına giriyoruz. Evet. Hedeflerimiz ne? Önümüzdeki süreçte neler hedefliyoruz? Her ikimiz de soracağım. Öncelikle yine Türk bayrağını, milli marşını birincilik kupasıyla, altın madalyayla dalgalandırmak, söyletmek. İkincisi, bir sonraki aşamada, belki bir iki yarışma sonra, özellikle yurt dışında yapılan ciddi para kazandıran yarışmalar var. Profesyonel yarışma dediğimiz. Artık Türklerin de bir iki yarışmacımız var orada yarışan daha önceden. Biz de yine o level'a, o seviyeye çıkıp orada yarışmayı istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türk halkına, etrafımızdaki insanlara sosyal medyadan, internetten birebir, aynı zamanda ben federasyonda kurslar veriyorum. Kurslarda insanları bilinçlendirerek daha sağlıklı, daha güçlü bir toplum yaratmak istiyoruz. Bu önemli. Kesinlikle. Gerçekten sporcu yetiştirmek. Kesinlikle. Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak farklı bir gurur. Evet. Kesinlikle. Evet, siz de o gururu yaşıyorsunuz. Şimdi Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okumak uluslararası düzeyde tarifi edilemez bir şey bu her şeyden önce. Şimdi çünkü orada dünyadan gelen bütün rakipleriniz var. Şimdi herkes emek veriyor bu işe. Herkes zamanını ayırıyor, herkes maddiyatını ayırıyor, herkes hayatından bir şeyler çalıyor. Şimdi insan hayatında 1-1,5 yıl müsabakaya hazırlanmak için çok uzun bir süre ki zaten dünya şampiyonası düzeyine gelmiş olan bir sporcu zaten bu işe ömrünü veriyor. Evet. Yani 15 yıllık, yani ben kendim 15 yılımı verdim ki benden daha büyük yıllarını vermiş olan bu işe abilerimiz var. Hani ömrünü veriyor bu işe. Evet. Şimdi ömrünü bile vermiş olsan bazen hani bu duyguyu tadamıyorsun. Şimdi herkes emek veriyor, herkese nasip olmuyor. Şimdi
Hocamla ben açıkçası birazcık erken bu şanslısınız. Aynen. Birazcık erken evet. Bu başarıya ulaştık yaşıma göre. Dünya şampiyonluğuna. Ben 28 yaşındayım. Maşallah. O yüzden zaten kupayı alır almaz hemen birbirimize evet, sarıldık. Bu kupayı hocam, sormadık hocam. O Türkiye şampiyonası. Türkiye şampiyonası kupası. Türkiye birinciliği. Dünya, aynen. Dünya şampiyonası kupası. Kupayı alır almaz hemen İstiklal Marşı okundu. Pozumuzu verdik. Orada tabii uçuyoruz zaten. Emeklerinin evet. Karşılığını almak. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak tarifi mümkün olmayan bir duygu. Çünkü herkes gelmiş, bütün dünyadan rakipleriniz var. Herkes hazırlanmış. Oradan birinci çıkmak mükemmel bir şey. Hocam son sözlerini, mesajlarınızı alalım. Programı kapatacağım. Bir kere insanlar diyecek ki ben şimdi spor yapın filan diyeceğim. Diyecek ki ya ulan paramız yok kardeşim ne yapalım. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız haftada 3 gün birer saat çıkın. Güzel yumuşak bir ayakkabıyla tempolu yürüyüş yapın. Sağlıklı olalım. Sağlıklı beslenelim. En az 10 bin adım. Süre olarak 35-40 dakika civarında diyelim. Belli bir evet. Hızla. Yani çok ağır ağır da yürümeyelim. Ve bu arada durma olmayacak. Yani 5 dakika yürüyeyim, 10 dakika dinleneyim değil süreklilik. İkincisi bu sporu yapacaklarsa mutlaka doğru insanlarla, doğru salonlarda, doğru yerlerde araştırarak yapmaları. Üçüncüsü bu spora destek verebilecek, her spora destek verebilecek varsa iş adamlarımız, ülkemizin gelişmesini isteyen, yani her şeyi devletten beklememek lazım. İşte devlet bize yardım etmemiş, biz de bir şey beklemiyoruz. Kendi imkanlarımızla bazı şeyleri yapıyoruz. Sponsorluk yasası diye bir yasa var. İş adamlarını sporculara desteğe bekliyoruz. İş adamlar da destek verebiliyor değil mi? Veriyor zaten, bu sporu yapanların çoğu iş adamı. Çünkü adam sabah saat 6'da geliyor salona, 7'de geliyor. Sporunu yapıyor, işe öyle gidiyor haftada 3-4 gün. Böyle olunca ne oluyor? Adamın kafası rahat oluyor. Sağlığı yerinde oluyor. Altında 6.000 tane, 7.000 tane çalışan var. Bu adamlara daha faydalı olabiliyor. Doktor geliyor mesela bir yerin başhekimi. Onunla çalışıyoruz. Şimdi bu adam insanlara sağlık dağıtıyor. Ben bu adamı sağlıklı tutarsam, ben bu adama bu işi güzel öğretirsem, ben bu adamı mutlu edersem, o adam da işini düzgün yapacak. Bu beraber dalgalanarak, bu katlanarak artan bir şey. İnsanların birbirine destek vermesi güzel bir şey. Biz de bu spora, varsa sporculara her branşta iş adamlarının biraz daha destek vermesi. Çünkü devlet öyle bir yasa çıkartmış ki siz yaptığınız her yardımı vergiden düşebiliyorsunuz. Ve bunun karşılığında devlet size bir de madalya, ödül veriyor. Bu güzel bir şey. Daha çok hangi illerde yoğunlaşıyor spor yapanlar? Vallahi her büyük ilde var. Her ilde var. Bizim branşımız bir kere Türkiye'nin hangi yerine, büyük illeri bırakın, her ilçede bile spor salonu var. Gidin yani 200 metrekarede olsa, 10.000 metrekarede olsa her yerde spor salonu var. Yeter ki insanlar yapmak istesin. Çok pahalı da bir spor salonu değil yani salonlar. Evet. Bu işin beslenmesi biraz pahalı. Profesyonel bağlamda yapın da. Sağlık için yapıyorsanız doğru beslenmeyle ayda 80 liraya 100 liraya salonlar var. Hiçbir şey yoksa dediğim gibi giyin spor ayakkabınızı, dışarıda yürüyüş yapın, spor yapın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani bana söyleyecek pek bir şey kalmadı. Yani ben de hocamın dediği gibi şimdi gençlere tavsiyeleriniz diyelim. Gençlere benim tavsiyem, şu an gençlerin beslenme alışkanlıkları çok kötü. Maalesef. Aynen. Fast food. Çok kötü. Fast food abur diye cubur. Bir şey var. Ve yumuşak diye bir şey içecek dediğimiz, soft içecek dediğimiz şekerli içecekler, işte soğuk çaylar, Nescafeler, kolalar falan havada uçuşuyor sürekli. Şimdi çocuklar kahvaltı bile yapmadan evden çıkıyorlar ve bu spordan sonuç alacaklarını zannediyorlar ki bu çok yanlış. İşte bizim de dediğimiz gibi, şimdi insanlar hani diyorsunuz ya, bu dopinge neden insanlar kendini veriyor veya Neden hemen bir beslenme yok, ortada bir şey yok, bir suplemen kullanımı, bir protein tozu kullanımı ortaya çıkıyor. Şimdi beslenmeden nasıl bu işi kısa yoldan yaparım diye bir durum var. Öyle bir durum yok. Beslenmelerine önem versinler. İlk önce yemek yemeyi öğrensinler. Nasıl besleneceklerini öğrensinler. Yine bu işi bilen hocalarla çalışsınlar ve onlardan yardım alsınlar. Öncelikle nasıl besleneceklerini, nasıl antrenman yapacaklarını öğrensinler. Bu işteki dediğim gibi internetteki o kirli bilgilere, bilgi fazlalığına kulak asmasınlar. Doğru bilgiyi seçebilmeliler bu noktada.
Ancak bu şekilde başarılı peki, olabilirler. Peki önümüzdeki günlerdeki şampiyonlukla ilgili buradan bir söz alır mısın? Şimdi bir sonraki hedefimiz tahmini olarak 10 ay mı var hocam? Bir 10-11 ay sonra. Bir, evet. Daha yarışmanın nerede olacağına aynen, karar vermedik. Karar vermedi. Ama bir 10-11 aylık süremiz var. Bu arada Fırat bu halinin iki katı daha büyüyecek kas kitlesi olarak. Sonra tekrar heykel gibi onu işlemeye başlayacağız. İyice parça parça olacak. Bir 10 ayımız var diye düşünüyoruz. Şampiyonluk daha bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Bütün gönlümüzden geçen o. Türk bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. İnşallah. Ondan sonra da bir program yaparız. Aynen. İnşallah. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Allah yardım edersin. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun sizden de. Sevgili seyirciler, farklı bir konuda farklı iki konuğumuz var. Şampiyonlar böyle çıkıyor. Biz de hayretle sorularımızı yönlendirdik. Siz de hayretle izlediniz. Programı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.